yapıyor ki? Ben tutabilir miyim? Filleri seviyor musun? Nasıl hayvanlar filler ve niye seviyorsun? Fillerin hortumları var. Böyle isterlerse çamurdan şeyler çekebiliyorlar. Hortumlarından bir de su da çekebiliyorlar. O özelliklerini çok seviyorum. Onlar uzun boylu oldukları için az bir. Daha doğrusu seviyorum. Bebek filleri. Çok tatlılar. Tatlılar ama ki onlar çünkü çok küçükler. Bir de şirinler. Mesela yerde yuvarla diyorlar. Bir de anneleri onlara yemek veriyor. Güzel hayvanlar. Uzun burunları var. Burnuna su alıyorlar. Öyle burnuna su alıp ondan sonra üflütüyorlar. Severim. Büyük. Filler bazenleri yolculuğa çıkar. Bir sürü filler olur. Anne, baba, yavruları. Su içerler hortumuyla. Çamura girerler. Sonra bütün hayvanlarla iyi arkadaş olurlar. Filler burnundan su çıkartırlar. Başka ot yerler. Evet, hepsi havanlıyor. Büyük. Hortumundan su çıkartırlar, su içerler. Kocaman, bir de mavi bir şey. Çok güçlüdür. Çok büyüktür. Onlar da hortumlarıyla su içer. Az gibi, bizim ağzımız gibi. Ama çok ağırlardır. Hiç kimse fili taşıyamaz. Büyükler. Filler hortumlarını kullanıyorlar. Bir sürü iş yapıyorlar değil mi? Neler yapıyorlar? Su içiyorlar, yemek yiyorlar. Hortumlarla yiyebiliyorlar, her şeyi yapabiliyorlar. Su fışkırabiliyorlar. Su içmelerini. Hortumun arkasında su içebiliyorlar. Yemek yemekte ve birisini kaldırmakta bir şeyleri. Su çekebiliyorlar. Bilmem nefes almak içindir. Şimdi bir çocuk varmış Eren diye. O en çok müzik aletlerini severmiş. Her zaman dinliyormuş ve o dileği gerçekleşmiş. Yani annesi ve babası ona en sevdiği bir müzik aleti almış. Kırmızı başlıklı kızın bir keresinde anneannesi hastaydı. Giderken kurt onu gördü ve anneannesi yeri onun kılığına girdi. Kırmızı başlıklı kızı oraya gelinceye kadar bekledi. Gelince de onu yedi. Sonra bir tavşan vardı, o gördü. Oduncuyu anlattı. Oduncu da kurdu öldürüp çıkardı. Bir tane prenses varmış. Böyle
bir sarayda yaşıyormuş. Ondan sonra o bugün bir kurbağa görmüş, onu öpmüş. Ondan sonra o da prense dönüşmüş. Burcu'nun arkadaşı geliyor. Sonra onunla oynuyorlar. Sonra onlar gelince çok üzülüyorlar. Sonra oyuncaklarını toplamadan çok uykusu geliyor, toplamıyor, uyuyor. Sonra gıyık diye bir ses duyuyor, korkuyor, anne ve babasını söylüyor. Oyuncağından gelen sesmiş. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbi zaman içinde. Bir pamuk prenses varmış. Pamuk prensesin annesi hastalanmış. Annesi ölmüş. Sonra babası da bir tane kadınla evlenmiş. Kadın da prensese çok kötü davranıyormuş. Bir keresinde de bir tane okçuyu çağırmış. Demiş ki sen pamuk prensesi öldür, kalbini de bana getir demiş. Sonra avcı pamuk prensese söylemiş ki sen kaç buradan demiş. Ondan sonra bir tane geyiği öldürmüş. Onun kalbini prensese götürmüş. Bir gün bir tane keloğlan varmış. Sürekli o kel olduğu için arkadaşları onunla dalga geçermiş. Kasabaya giderken bir gün bir odun bulmuş. Sonra o odunun birisine ait olduğunu anlamış. Ona geri vermiş ve ona devam etmiş. O adam da ona ismini sormuş. O Keloğlan demiş ama o kel olduğunu anladık demiş. Çocuklar diyor ki.